Alman devleti bizleri gerçekten çok zorluyor. Şimdi de Alman vatandaşlığına geçmek için İsrail'in var olma hakkını Alman vatandaşlığına geçmeden yazılı bir şekilde imzamızla kabul ettiğimizi, bunu bu şekilde gördüğümüzü, yani İsrail var, sınırlar, hangi sınırlardan bahsedildiğini bilmiyoruz şu anda. Şu anda mesela orada savaş var, değil mi? Ve sınırlar yerini değiştiriyor. Diyelim ki yok ettiler Filistin'i. İsrail tamamen büyüdü. O bölgeyi de aldı. Bunu da mı tanıyacağız? Görünen bu. Ve Sachsen-Anhalt gibi eyaletler bu uygulamaya başladılar. Yani şu anda orada Alman vatandaşlığı için biliyorsunuz ki resmi bir görüşme yapılıyor, resmi bir kutlama şeklinde Alman vatandaşlığına geçiliyor. Önce imza istiyorlar. İsrail var olma hakkını tanıyorum. Ondan sonra Alman vatandaşlığına geçiliyor. Yani aslında bu yasayla ne yaptılar? Bütün yabancı insanları belirli bir düşünceye sahip olduklarını beyan etmiş oluyorlar. Yani kabul görmüş oluyorlar. Belki ben zaten tanıyorum, belki de başkası zaten tanıyor. Neden bunun imzasını özellikle atmak zorundayım? Durumlar gittikçe kritik gibi görünüyor. Evet, Alman vatandaşına geçmek için İsrail'in var olma hakkını tanıyacağız. Hangi varlıktan bahsedildiğini anlamış değilim. Sınırlar belli değil. Bakalım öyle.